Merhaba, tarım devrimiyle ilgili konuşmaya devam ediyoruz. Bu muhtemelen insanlık tarihinde yaşanan en önemli geçiş olabilir. Bugün sizlerle birlikte özellikle iki soruyu ele alarak bu konu hakkında biraz daha düşünmek istiyorum. Birincisi, büyük tarihçiler neden tarıma geçişin bu kadar önemli olduğunu iddia ediyorlar? Tarım neden bu kadar önemlidir? Ve ikincisi, bu geçişi nasıl açıklıyoruz? İnsanlar neden 250 bin yıldır son derece iyi gitmekte olan bir yaşam tarzını bırakıp en azından ilk başlarda son derece riskli görünen bir işe kalkıştılar? İlk soruyla başlayalım. Tarım neden bu kadar önemli? 12 bin yıl öncesine paleolitik çağdaki duruma bir bakalım. İnsanlar gezegendeki her yere göç etmişler ve avcı toplayıcı bir yaşam tarzları var. İnsanların yaşadıkları farklı çevrelere bağlı olarak durumları farklı görünüyor olabilir ama esasında hepsi hayatlarını aynı şekilde sürdürüyorlar. Ayrıca küçük topluluklar halinde yaşıyorlar çünkü avcı toplayıcı topluluklar nüfuslarını küçük tutmalılar. Topluluk içinde bir miktar kolektif öğrenme de mevcut ama son derece düşük seviyede. Bu nedenle değişim de epey yavaş şekilde ilerliyor. Hatta bugün bizim neredeyse fark edemeyeceğimiz kadar yavaş şekilde. Ama sonra bir şeyler değişiyor. Dünyanın farklı yerlerinde tarım teknolojileri ortaya çıkmaya başlıyor ve bu da insanlara hızlıca daha fazla kaynağa ulaşma imkanı veriyor. Nüfus artıyor. Daha önemlisi nüfus yoğunlukları artıyor. Böylece ilk kez köyler ortaya çıkıyor. Bazıları büyük kasabalara, hatta daha sonra milyonlarca nüfusu olan büyük şehirlere dönüşüyor bu köylerin. Kolektif öğrenme çok daha hızlı ve çok daha büyük ölçekte gerçekleşmeye başlıyor. Bu da daha fazla teknolojik hareketlilik ve daha fazla nüfus artışı anlamına geliyor. Tüm bunlara bağlı olarak tarım yapan bölgeler, tarım yapmayan bölgelerin önüne geçiyor. İşte bu sebeple dünyanın farklı bölgeleri yeniden bağlantıya geçtiğinde tarım yapanlar, tarım yapmayan ya da tarıma oldukça geç başlayan bölgelere hemen hakim oldular. Gördüğünüz gibi tarımın başlangıcı dünya tarihinde olanları anlamamıza ve gezegenimizde bugün bile geçerli olan jeopolitik durumları açıklamamıza gayet yardımcı oluyor. İkinci soru, tarıma geçişi nasıl açıkladığımız konusu. Bu konuda 50-60 senedir farklı teoriler üzerine düşünülüyor. En mantıklı cevap birilerinin tarımı icat etmiş olması. Biri etrafta dolaşıp durmaktan, göçebe olmaktan, avcılıktan, toplayıcılıktan bıkmış ve neden artık bir yere yerleşip bitki ve hayvan yetiştirmiyoruz demiş olabilir. Bu fikir aslında son derece akla uygun, son derece mantıklı ama her şeyi tam olarak açıklayamıyor. Çünkü tarım dünyanın farklı yerlerinde birbirinden bağımsız olarak ortaya çıktı ve bu yerler arasında hiçbir bağlantı söz konusu değildi. Yani mesela Amerika'daki çiftçilerin Afro-Avrasya'daki çiftçilerden böyle bir fikri alıp onları taklit etmesi gibi bir durum söz konusu değil. Çünkü o dönemde Amerika tamamen ulaşılamaz durumdaydı. Ayrıca herkesin çiftçi olmak istemediğini de biliyoruz. Tarımın yapılmaya başlandığı yerlerde pek çok avcı toplayıcı grubun da yaşadığını ama belli ki daha fazla iş gerektirdiği ve daha çok stresli olduğu için tarımla uğraşmama kararı aldıklarını biliyoruz. O yüzden bu ilk argüman doğru görünmüyor. Onun yerine tarımı insanın bilinçli olarak verdiği kararların son derece küçük bir rol oynadığı 5 aşamayla açıklıyoruz. Bu aşamaların ilki şu. İnsanlar bu geçişi gerçekleştirmek için zaten önceden uygundular. Atalarımız doğayla iç içe yaşayarak inanılmaz uzun süre hayatta kaldılar. Hayvanların ve bitkilerin nasıl geliştiklerini biliyorlardı. Hangi bitkinin düzenli bir çoğalma döngüsü olduğunu anlıyorlardı. Hangi hayvanın daha uysal olduğunu ve sürü olarak bakılabileceğini anlıyorlardı. İkinci aşama, insanlarla beraber bazı türlerin de bu geçiş için zaten önceden uygun olmaları. Eğer biyologların söylediği gibi gezegende 200 binden fazla bitki var, bunların sadece 100 kadarı yetiştirilmek için uygun görünüyor. Elbette bunlardan bazılarını sayabiliriz. Mesela buğday, mısır, sebzeler, meyveler, fındık, fıstık vesaire. Bu şekilde devam edebiliriz saymaya. Ayrıca 148 civarı kadar kara memelisi türünden sadece 14 tanesi bu geçiş için uygundu ya da başka bir deyişle evcilleştirilmeye müsaitti. Yine bunlardan birkaçını sayalım. İnek, koyun, keçi ve domuz gibi. Üçüncü aşamada dünyanın belli bölgelerinde insanlar daha yerleşik yaşama geçiyorlar. Göçebe hayat tarzını terk ederek bolluk içinde olan belli yerlerde yerleşik hayata geçiyorlar. Son buzul çağının ardından buz tabakaları çekilince daha ılıman iklim koşulları oluşuyor ve avcı toplayıcıların tek bir yerde kalmaları mümkün hale geliyor. Elbette ilk etapta çiftçilik yapmıyorlar. Hala avcılık ve toplayıcılıkla besin buluyorlardı ama İncil'deki cennet bahçelerine benzeyen, Güneybatı Asya'daki bereketli hilalde ortaya çıkan verimli topraklara yerleşme imkanı bulmuşlardı. İnsanlar belli bir yerde yerleşik olarak kaldıkça nüfus da hızla yükselmeye başlıyor.
Hatırlarsanız avcı toplayıcılar kendilerini besleyebilmek için küçük gruplarının nüfuslarını da doğal olarak kontrol etmek zorundaydılar. Belli bir yere yerleştikten sonra artık istenmeyen yeni doğmuş bebekleri ya da kendileri besin bulamayan yaşlıları öldürmek gibi uygulamaları devam ettirmek zorunda değildiler. Böylece nüfus artmaya başladı ve bu durum topluluklar üzerinde bir baskı yarattı. Tarımın ortaya çıktığı bu bölgelerin çoğu aynı zamanda göç için doğal bir geçiş yolu haline geldi. Bu yüzden hem gittikçe artan nüfus hem de dışarıdan giderek daha fazla insanın gelmesiyle sorun ikiye katlanıyordu. Avcılık ve toplayıcılıkla kendilerini idame ettirmeleri artık mümkün değildi. Bu insanlar dördüncü aşamada tuzağa takılıp kaldılar. Yerleşik hayat tuzağına. Kasıtsız da olsa belli bir yerde kalmayı seçmeleri sonucunda artan nüfus baskısıyla hayatta kalmak için yeni yollar bulmak zorunda kalmaları onları söz konusu olabilecek tek seçeneğe götürdü. Yani tarıma. Bu beş aşamalı model tarımın ortaya çıktığı dünya üzerindeki her yerde geçerli. Güneybatı Asya'daki bereketli hilalde de, Mısır'daki Nil Vadisi boyunca da, Çin'deki Huanghe ve Yangtze Nehri vadileri boyunca da, bugünkü Pakistan'daki Indus Vadisi boyunca da, Mezoamerika'da da, Kuzey Amerika'da da, Güney Amerika'da da her yerde. Bu model insanlık tarihinin tamamen yeni bir yol etrafında gelişmesini sağlayan bu sıra dışı değişimi açıklıyor gibi görünüyor. Bahsi geçen son derece dramatik bir değişim. Yoğun nüfus artışı, giderek daha fazla yaşanan teknolojik buluşlar, kısacası tarım devrimi, insanları doğrudan modern dünyanın gelişmişliğine götüren yolun başlangıcı oldu.